Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da da nefesler tutuldu. Bizler de Çankırı sokaklarında seçmenin nabzını ve eğilimlerini araştırmak için sokaklara düştük. Belediye başkanından neler bekliyorlar ve Çankırı'nın en önemli sorunları neler? Haydi hep birlikte soralım. Sorunu arabaların sorunu, trafik sorunu. Park şehri o sorun var. Şehir işlerinde tamirciler var mesela. Şu yol boyu biraz park olmayan yerlerde park etmiş adamlar, öyle yerler var. Ya yani otopark diyorsunuz. He, otopark sorunu var. Daha başka da aklıma gelmiyor ki sorsam. Peki belediye başkanından neler bekliyorsunuz? İki gün sonra seçimler var. Belediye başkanından su pek güzel akmıyor. Mesela çok temiz akmıyor su. Bazen sarı akıyor. Bu da belediyenin işi değil mi? Evet. Mesela o daha temiz olsa daha güzel olur. Ya suların temiz olması, sağlıklı bir su içmek istiyorsunuz. Eğer borular falan değişecekse, onu bilemiyorum da ben, onun değişmesi. Peki kimi destekleyeceksiniz seçimlerde? Ben burada oy vermiyorum, ben köyde oy veriyorum. He, köydesiniz. Evet, sizce Çankırı'nın en önemli sorunu ne? En önemli sorunu altyapı. Altyapı yapılması lazım. Kanalizasyonuydu, suyuydu. Ondan sonra TOKİ sorunu var. Ev fiyatları fahiş yüksek biliyorsunuz. TOKİ gelmesi lazım, TOKİ yapılması lazım. Ondan sonra yani Çankırı'da üniversite var. Öğrencilerin gezip tozacağı eğlence yerleri, piknik alanları veya da parklar daha fazla yapılması lazım. Trafik sorunu, otoparklar yapılması lazım. Alt geçit, üst geçit bilmem bunlar yani yapılıp Çankırı'mızın trafiği ferahlaması lazım. Bu gibi sorunları var tabii ki. İşsizlik fazla yok gibi görünüyor. Şimdi şu lastik fabrikası geldi. Ne fabrikası şurada? Lastik. Lastik doğru. Sümütomoru. IQ fabrikası oralar geldi. Yani bayağı işsizliği azalttı. Görünüşe bakarsan. Yani peki şeyiniz belli oldu mu? Kime oy vereceksiniz? Netleşti mi? Ya şimdi oy vereceğim. Ben AK Parti'ye oy vereceğim. Şimdi işin gerçeğini konuşmak lazımsa ben bir ona vefa borcum var. Vefa borcum da şu. Ben belediyede çalıştım. Belediyede çalıştım. 15 sene geç çalıştım. Evet. 15 sene geç çalıştım. Kadroyu AK Parti verdi. AK Parti verdi. Onun için ben ona vereceğim. AK Parti'yi destekleyeceksiniz. AK Parti'yi destekleyeceğim yani. Şimdi gerçek konuşmak lazım. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomi nasıl? Ekonominin memnunluğu şöyle. Yani ekonomide sıkıntı var ama bu sıkıntı bir hükümetten gelen bir yansıma değil gibi görünüyor. Niye? Dış göçler baskısıyla olan bir şey. Seçim arifesinde yani bu ekonomi böyle olması pek kafama yatmıyor yani şimdi gerçek konuşmak lazım. Yani dış güçleri baskısıyla veya dış güçlerin bir el atmasıyla olan bir sıkıntı görüyorum. Ama yani marul fiyatlarına kadar dış güçler etki edebilir mi? Ya marul fiyatlarına kadar dış güçler etki edebilir mi? Dış güçlerin marul fiyatlarında olabilir ya şimdiye kadar olmadı. Dış güçler derken şöyle yani iç güçlerde de var bu tabii. Evet. Dış güçler deyip de dış güçlerden alınan talimatlarla olabilir yani. Yani şimdi hani üretim alanı, üretim düşerse bu da etkili değil mi? Yani mesela Çankırı'ya baktığınızda evet. Çankırı'nın en önemli, en verimli tarlalarında bugün hep binalar yükseldi. Marul ya. Bahçelerimiz vardı. Aynen öyle. Fesleken mesela. Yani zamanında yapılan hatalar var. O marul var. Bahçeleri olsaydı bu marul fiyatları yüksek olur muydu? Olmazdı. Hani bunu dış güçlere ya da iç güçlere bağlamak ya ne kadar doğru olur ya acaba? Çankırı'yı düşünmüyorum ben genel olarak düşünüyorum. Türkiye açısından konuşuyorum. Çankırı açısından konuşursan doğru mantıklı yani. Fesleken tarafına binalar yapıldı. Zepze oralar bağ bahçeydi. Oralarda bağ bahçe vardı yani. Onların etkisi olabilir. Ama Türkiye genelinden bakarsan dış güçlerin etkisi var yani. Abi şimdi yani doğru konuşmak lazım. Bunu ben AK Parti'ye vereceğim diye değil yani. Gerçek konuşuyorum yani. Hükümün şeyin. Düşünceniz sizin böyle. Benim düşüncem bu. Yani dış güçlerin bunda etkisi var yani. Bunu tutup seçim arifesinde bir bakıyorsun yani zepze fiyatları fırlamış, dolar fırlamış yani bunu hükümetin ne yapması yani biraz şey etik olmuyor. Yani benim kafama yatmıyor yani. Yerel seçimlere iki gün kaldı ve biz de vatandaşlara Çankırı'nın en önemli sorunu nedir diye soruyoruz. Çankırı'nın en önemli sorunu sizce nedir? Bence trafik.
En önemli sorunu şehir içi trafiği. Artı altyapı. 5 lira yapacak. Bu ikisi en önemli sorun diyorsunuz. Evet, evet. Peki belediye başkanından ne bekliyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? İşte belediye başkanından beklediğimiz beklentimiz de kim gelirse gelsin öncelikle hayırlı olsun. Vatana, millete. Ama ilk önce bu şehir trafiğini çözsün, ikinci de altyapıyı çözsün istiyoruz. Evet. Artı yani hep 17 yıldır da AK Parti'ye oy veriyoruz. Hep de verdik, veriyoruz da, vereceğiz de. Ama sonuçta şampiyonuz yani. Ne de oy vermede. İnşallah iyisi olacak diyorum ama yani. Ama hizmette de şampiyon olsak iyi olmaz mı? Gayet tabii ya. Tabii ki. Kim istemez ki şampiyon olmak? İster inşallah. İyi de olacak diye tahmin ediyorum yani. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Vallahi ekonomiyi nasıl buluyorum? Yani ekonomi bir tembellik var diyorum. Yani ben şimdi kısaca tembellik var diyorum. Çalışana iş dolu diyorum. Yani öyle söylüyorum. Ben çiftçi olarak... Yani istihdam anlamında evet. İş var ama insanlar iş beğenmiyor mu? İş beğenmiyor. Evet iş beğenmiyor. Ama şu var, ben çiftçiyim, ekiyorum, biçiyorum, girdi pahalı. Hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı ama tembellik de bunun yanında ekstrası yani. Yani siz çiftçi olarak ekiyorsunuz mesela, maliyeti karşılıyor mu gübre, mazot? Yok ama yapacak bir şey yok. Baba mesleği, dede mesleği mecbur yapacağız yani. Yapmak zorundayız. Yapılırsa, çiftçilikte bir adam hayvancılıkta yapıyorsa çok güzel bir dönem yaşıyoruz. Şimdi şöyle yani, hep devletten bekliyoruz ama tamam da, yani köylü artık üretmiyor. Çankırı'dan yumurta gidiyor. Çankırı'dan ekmek gidiyor. Hazır, herkes hazır. Devlet hep vermiş, sosyal devlet diyoruz. Anasına parayla bakıyor. Yani bir üretim yok. Hantallaşmışız yani. Hantallık had safhada. Öyle olmaz ki. Yani çalışacaksın. Benden geçti. Emekliliğe kadir, emekli olmuş, kadere razı olmuş. Öyle bir dünya yok. Çalışacaksın, üreteceksin. Üretken bir millet olacağız. Yani sorun yine toplumdan kaynaklı diyorsunuz. Tabii ki bence toplumdan kaynaklı. Yani bizim toplumumuz yani her şeye meyilli artı ne bileyim yani dedikoduya düşkün. Ben köyde yaşıyorum. Köyde bakıyorum her taraf adamlar odalarda o kadar proje götürüyoruz. Şunu şöyle yapın bunu böyle yapıyoruz. Kimse ilaka göstermiyor, ilgi göstermiyor yani. Devletin imkanları da çok. Bir sürü yani teşvikler veriyor. Bunları köylü bildiği halde yanaşmak istemiyor yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Çoban. Bak bir çobanın aylığı 3000 lira. Bizimkiler hiç çoban değil. Suriyeliler gidiyor, Afganlar gidiyor. Evet. Çok güzel bir para. Her şeyi ağaya ait yani davar sahibine ait. Baştan başa her şeyi ağaya ait adam çobanlık yapmıyor. Peki neden yapmıyor sizce? Tembellikten. Ben çok çobanlık yaptım. Yani toplumumuz rahata alıştı. Bizim toplum ne biliyor musun? Okumadan hoca, yazmadan evet. Katip. Ben diyor hazır yiyeyim. Bak şu adam dağdan toplamış gelmiş bizim köyü tekecen satıyor. Çok güzel bir şey yapıyor. 5 lira veriyor kilosunu. 5 lira hiçbir şey yok. Deminden beri diyor ki 5 lira pahalı diyor. Düşünebiliyor musun? Pazarda 5 evet. Lira hiçbir şey yok hiç. Ama bu tekeceni 5 lira bu garip getirmiş. Benim de onun için bekliyorum. Üşüdüm de. Zavallı bir adam. Evet. Ya siz satmıyorsunuz bunu. Ben bizim köylü de ona yardım ediyorum yani. Gariban. Yani bak şimdi 5 liraya pazarlık ediyorlar. Kendiler de gidip toplamıyorlar. Hem toplamıyorsun hem niye pazarlık ediyorsun diyorsunuz yani. Hayır pazarlık etsin de 5 lira kilosu olan bir şeye pazarlık edelim evet. Bu ortamda. Paranın ne olduğunu siz biliyor musunuz? 5 liraya pazarlık et. Bu adam demin biri diyor ki 10 liraya 3 kilo alayım diyor. Ben sizi dinlerken o beni çağırdı. Yani bizim toplum hantallaştı, çalışmıyor. Ya sorun toplumdan kaynaklı. Evet, bence köyde bir adam çok rahat bir dönem yaşar şimdi. Hayvancılığa desteği var. Adamın her şeye para veriyor ya. İneğin budalıyor para. Koyunun buduluyor para. Hanımın doğuruyor para. Kardeşim her şey pahalı. Fakir hiçbir şey uzarım alamıyor. Yani 14 liradan 12 liradan aşağı hiçbir şey yok. Bugün tavuğun kilosu geçen mesela bundan bir hafta evveli 7 lira 8'de şimdi olmuş 15 lira. Nasıl bunu vatandaş alıp yiyecek? Bunu halkımız düşünmesi yani lazım. Yani hayat pahalı. Çok pahalı. Pazar can yakıyor, cep yakıyor. Cep yakıyor. Hiçbir şey uzaramaz. Ama biraz önce sorduğumuz amca da dedi ki kardeşim dedi bizim insanımız rahata alıştı. Hayır öyle bir şey yok. Rahata niye alışsın? O zaman bana iyi. Çobanlık yapanlar Afganlı. Tamam. İşte adam dağda ot var toplamış gelmiş burada satıyor. O hem toplamıyor hem de burada pazarlık yapıyor diyor. Hayır öyle bir şey yok. O zaman ben emekliyim şimdi aldığım maaş bana yetmiyor. O zaman bana iş bulun ben yarın çalışayım.
Evet. Aksaray ücreti 1500 liraya çalışayım. Hani nerede iş? Evet. Emekli maaşı da yetmiyor. Yetmiyor, verdikleri para ne ki kardeşim? Kiralar yüksek. Kiralar, en kötü bir kira bu 1700 milyon. En kötü. E bunun aylık ortalama... Siz kiracı mısınız, ev sahibi mi? Benim bir tane evim var yani. Evet, evet. Başımı sovacak. Ama... Allah'tan var ya, olmasa... Amin. Kardeşim şimdi kendimi düşünmek değil. Karşıdaki vatandaşlar, ben doktorken komşum açtırmış, buna Rabbim razı olmaz. Evet. Yani yanlış anlama. Burada nedir? Ben doğursam komşum da dok olacak ki birbirimize zarar vermeyeceğiz. E şimdi ben dokturken sen açtırırken bana o ekmeği yedirecek mi? Yedirmiyorsun. Peki yerel seçimler var önümüzde. Evet. Çankırı'nın en önemli sorunu ne sizce? Çankırı'nın en önemli sorunu şu yaya kaldırımları. Evet. Araba park yerlerini daralttılar, yayaları gelişti, yani genişlettiler. Onu da dükkan sahiplerine peşperi çekildi. Kaldırımların genişlendi, oraları da tuttular, yok kafa teriyaz çıktılar. Şimdi arabalar yani zor bir geçiyor bir araba. Eskiden tek kaldırımdı, yok kaldırımlara şu bulunmayacak diyorlardı, her şey yine konuyor. Belediye başkanı değişince bir 15-20 gün bir hatlet dedi, buyurun kaldırım var mı yürümeye? Evet. Gitti, mesela kaldırımlar genişledi, hep dükkan dolu. Rektörlüğün ardında bakabilirsiniz. Komple çıktılar hep. Şöyle dönelim biraz, kameraya doğru, evet. Çadırları uzattılar. Yeniden bir dükkan mesela 50 metre ise 100 metre kariyer yaptılar. E buna... Peki siz yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Karar verdiniz mi? Kararım belirsiz daha. Ama gizli, belirsiz mi? Kararsız seçmensiniz yani. Yok. Hani artık o gün oy gelince sandıkta belli sandık olacak. Belli olur. Evet. Şimdi evet. Şu şöyle desek yalan. Yani tabii şimdi biz bunları yayınlayacağız ve siz buradan aslında evet. Siyasileri de bir sorunlarınızı anlatmış oluyorsunuz. Abi, biz de bir burada platform olmuş oluyoruz. Hangisi gelirse gelsin bu kaldırımlara bir çare bulmaları lazım. Yani yayaları, yerleri mesela eskiden normal darıdı. Şimdi oraları genişlettiler. Buyurun dükkanları hep önüne bakın mesela. Komple. Yani çoluğuna çocuğuna yürüyemiyor. Sakat araba yeri yok. Yani burada sakatları da düşünmek lazım. Hep kendini. Olay bu kardeşim. Çankırı'nın sizce en önemli sorunu neler? En önemli sorunu abi ulaşımı. Çünkü aktarmalı gidiyoruz memleketlere. Bu bayağı sorun oluyor. Bir de yoğunluk oluyor. Otobüs seferleri bir veya iki tane oluyor. O yüzden ulaşımda sorun yaşıyoruz. Bir de sosyal alanlarda eksiklik var. Zaman geçireceğimiz çok yer yok. Hani kafeler olsun, şey olsun. O da bir zaman sonra. Ders çalışmak için de çok fazla alanımız yok. Hani böyle bir bize alan yaratılsa o gerçekten güzel olur. Üniversitenin kütüphanesi 7/24 açık değil. Bir zaman sonra hani belirli bir saatten sonra kapanıyor. Onda da eksiklik çekiyoruz. Peki belediye başkanından yani. Neler bekliyorsunuz? Belediye başkanından neler bekliyoruz? Kütüphanelere bir düzenleme getirirse, çok yeterli bulmuyorum ben bu kütüphaneyi. Ben de bilgi ve belge yönetimi öğrencisiyim. Biraz daha geliştirilebilir. Yani binası, yeri çok iyi ama binasında birazcık geliştirme yapılabilir, büyütülebilir. Ders çalışmak için belirli alanlar tahsis edilebilir bize. Bazı parklarda gerçekten pis, hani çöpleri çok. Bir de onlar da düzenleme olursa güzel olur. Parkları temiz bulmuyorsunuz. Peki ekonomik anlamda Çankırı'yı nasıl buluyorsunuz? Hayat pahalılığı, yaşantı noktası. Genel olarak zorluyor ama idare etmeye çalışıyoruz maddi açıdan. Kiralar nasıl? Kiralar yüksek. Yüksek yani. Çünkü hani 2+1 eve 650-700 fazla bir öğrenci için. Gerçekten evet. Peki burada seçimlerde oy kullanacak mısınız? Seçimlerde oy kullanamıyoruz. İkametgahım benim yaşadığım yerde. Bir de sınav haftası tam seçime denk geldi. Gidemeyeceğiz oy. Gidemeyeceksiniz. Evet, sizce Çankırı'nın en önemli sorunu? En önemli sorunu ulaşım. Yani aslında her yere çok yakın ama hiçbir yere gidemiyoruz. Aynen. Evet. Peki belediye başkanından neler bekliyorsunuz? Yani bence geliştirilebilir bir şehir. Ama nüfusu çok az. Öğrenciye çok önem verildiğini düşünmüyorum. Hayat da çok pahalı. Peki ilk buraya kazandınız, geldiğinizde burayı isteyerek mi tercih ettiniz? Yani geldiğinizde beklentilerinizi karşıladı mı Çankırı? Yani bence bir şehir gibi değil. Olması gerektiği gibi değil. Beklentilerimi karşılamadı. Eksikleri çok diyorsun. Evet, çok. Peki teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet. Ben aslında buralı değilim ama... burada kalıyorum birkaç senedir.
Artık buralı olmuşsun yani. Detaylı bilmiyorum da. İstihdam tabii birçok. Yani burası kırsal il. Benim tespitim o kadar. Yani özet olarak böyle. Yani vatandaş olarak 3 yıldır yaşıyorum dediniz burada. Burada rahatsızlık duydunuz, düzelmesini istediğiniz bir sorun yok mu? Kira olabilir, ekonomi, yol, kaldırım, temizlik. Kiralar tabii her yerde hemen hemen aynı tabii yani. Farklı bir fiyat bildiğim kadar yok. Sorun evet, peki, bitmez dünyanın iki sonuna. İki gün sonra sandık başına gidiyoruz. Evet. Siz bir seçmen olarak kimi destekleyeceksiniz? Kararınızı verdiniz mi? Hala kararsız bir seçmen misiniz? Verdik tabii ama şimdi tabii usulen burada... Söylemek istemiyorsunuz. Yani usulen söylemek uygun olmaz. Yani şu gençler, an... Şimdi siz Çankırı'da yaşayan gençler olarak, yerel yönetimlerden beklentileriniz neler? Belediye başkanından beklentileriniz neler? Sizce Çankırı'nın en önemli sorunu ne? Ne bekliyorsunuz? Ya abi şu an hani beklentimiz, ben askerden yeni geldim. Ya iş, yani şu an bir tek millet lastiğe bakıyor. Yani daha çok iş imkanı olması lazım. Yani şu an beklentilerimiz iş. İş arıyoruz. Yani iş arıyoruz. Yani tek lastikle veya ne bileyim kurmakla olacak bir iş değil bu. Yani, peki yani sen iş arıyorsun ama bir uzmanlığın alanın var mı? Ya tabii bizim de bir uzmanlığımız yok ama yani bir fabrika açıldığında eğitimli, yani bizi eğitebilirler. Şu an benim yaşım 23. Mesela ben eğitebilirim. Ama bunlar olmadığı için çok sıkıntı yaşıyoruz. Hani lise mezunuyuz, okumadık. Yani bunların çözülmesi lazım. Tabii bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Onlar olmadığı için. Peki Çankırı'nın en önemli sorunu bunun dışında, sen iş diyorsun. Belediye hizmetleri anlamında beğendiğin, beğenmediğin neler var? Ya şimdi belediye hizmetleri olarak yani şu an gayet iyiydi, yani hani şu ana kadar bir sıkıntını görmedim. Ama daha çok gelişmeli diyorum. Niye? Çünkü bazı illere bakaraktan hani çok geride kalmış bulunmaktayız. Ha bizden geri iller de var, yok değil. Ama daha da ileriye gitmemiz lazım yani. Peki Çankırı'nın yeterli hizmeti alabildiğini düşünüyor musun? Yeterli hizmeti yeri geldiği zaman aldığını düşünüyorum. Hani mesela önceden parkımız falan yoktu. Şu an park bahçe yönünden çok ilerledi mesela. Daha değişik şeyler de olabilir. Yani yapılabilir. Peki seçimlerde iki gün sonra seçimler var ve sen kararını verdin mi? Ya şu an onun kararını vermedim. Ya çünkü yeni de geldim. Hani pek de tanımıyorum kimseyi seçmenlerden. Onun için bilemeyeceğim artık. Hani... Sandığa kadar daha kararım belli değil. Aynen, kararım daha belli değil. Evet, biz şimdi bir yayın yapıyoruz. Bir YouTuber arkadaşımızla da karşılaştık. Biz de YouTube kanalında yayınlar yapıyoruz ve 1074 Çankırı Spor'un maçlarını canlı veriyoruz. Ama biz yayınlarımızı prodüksiyon şeklinde veriyoruz. Farklı programlarımız var. Evet, sen Çankırılı mısın? Biz Elazlıyım abi. Elazığ'dan geldiniz. Burada üniversite öğrencisiniz. Aynen, evet abi. Kendi aramızda vloglar çekiyoruz. Günlük ne yaptık? Sporla uğraşıyoruz. Kaç spor takipçim var? Şu an 1000 takipçimiz var. Yeni açtık kanalımızı. Bir hafta falan oldu. Kendi arkadaşlarımız takip ediyor. Söyle kanalın adını da reklam olsun. Ömer Ali. Ve Ali. Kanalı Ömer Ali. Ömer Ali, sen şimdi Çankırı'da öğrencisin ve... Ben Ömer abi, arkadaşım Ömer Ali. Peki Çankırı'nın sence bir öğrenci olarak Çankırı'da hizmet noktasında beklentilerin belediyeden, yerel yönetimlerden neler? Abi benim en büyük beklentim bu otobüsleri. Şimdi abi hem hastane var, hem yurt var. Küçük minibüs yoluyorlar. Biz minibüs diyoruz. Şimdi bunlar burada otobüs diyorlar. Daha büyük büyütülmesini istiyoruz. Ve abi 15 dakikada bir geliyor diyorlar da. Hani 20 dakikada bir, yarım saatte bir. En büyük sıkıntı bence... Yani otobüsler saatinde kalkmıyor mu? Saatinde kalkmıyor abi. Mesela gelmiyor abi. 2 kişi bekliyoruz mesela. Gelmiyor. Daha fazla kişi olunca geliyor. Az otobüs büyük değil abi. Küçük otobüs yoluyorlar. Yaşlılar ayakta, bayanlar ayakta abi. Olmuyor bence. Yani bu. Birincisi ulaşım sorunu. Bir öğrenci olarak en büyük sıkıntı ulaşım. Aynen. Barınma? Barınma abi iyi yani, yurttan memnunuz. Yurtta mı kalıyorsun? Yani yurtta kalıyoruz abi. Eve daha çıkmadık abi. Yurttan memnunuz yani. Devletimizden Allah razı olsun abi. Otobüsler bir daha bu yurda çıkmıyor. Saat 10.30'da tek çıkıyor.
Onun da yani düzeltilmesini istiyoruz. Evet. Bu tür şeyler önemli bence abi yani. Peki burada mı oy kullanıyorsunuz siz seçimlerde? Burada oy kullanmıyoruz abi. Seçmendeyiz. Seçmendeyiz. Seçmen olsa. Peki bunun dışında ne bekliyorsunuz kazanacak belediye başkanından? Ulaşım dedik. Ulaşım abi. Onun haricinde abi, başka... Esnaflar da yanlış anlamasın da abi öğrenciyiz diye biraz pahalı gibi. Fiyatlar pahalı. Fiyatlar pahalı biraz abi. Hele evet. Ki öğrenciye karşı mesela. Genelde öğrencilerin... Abi, kalem ilk geldiğim zaman kalem almaya gittim bakkaldan. Bakkal isim vermeyeyim de abi burada. Abi kalem satıyor musunuz dedi. Yok dedi. Adam bana not tuttu defteri sattı abi. Not tuttu kalemi sattı abi bana. Abi bu bitmiştir falan dedim. Yok dedi ben neyi açtım dedi. 2 liraya bana sattı abi. Yani bilmiyorum abi öğrencilere biraz hoşgörülü davranmalı. Peki sen burayı tercih ederken bilerek isteyerek mi tercih? Abi yanlış anlamadı abi. Ankara Çankırı'yı Çankaya ile karıştırdım abi. Ama şimdi yani Ankara'da hani bu hep böyle bir ya, bak hani. Bir klişe oldu tamam yani. Çankırı hep Çankaya ile karıştırılıyor da. Yani sonuç itibariyle sen lisede coğrafya dersi görmedin mi? Ya yani niye bilmiyorsun Çankırı'yı? O benim hatam abi. Doğru söylüyorsun da. Ya burada yani hayır bu sadece senin hatan değil. Yani bunun eğitimlisi de eğitimsizisi de baktığımızda Çankırı Çankaya diye biliniyor. Yani bir yeri geldiği zaman sadece sen değil bir mühendis bir mimar da aynı şekilde Çankırı'yı tanımıyorlar. Ben bunu yadırgıyorum yani bir kere bir insanın eğitim hayatı boyunca dünyayı sadece bırakın Türkiye'yi. Dünya coğrafyasını bilmesi gerekir. Şehirleri bilmesi gerekir. Çok doğru söylüyorsun. Yani sen burayı yanlışlıkla tercih ettin. Hayal kırıklığı mı yaşadın yani? İlk başta hayal kırıklığı yaşadım ama beğendim yani Çankırı. Yani beğendim derken yani bence öğrenci için küçük olması daha iyi. Ama ya işte ulaşımıdı biraz da maddi yönden o ya sıkıntı küçük. Uşağı biliyor musun? Sor. Uşağı biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Ege'de. Yani. Karadeniz diyorlar da. Ya olur mu Karadeniz? Uşağı da git. Çok diyorlar abi. He. Yani çok karşılaştırdım. O zaman Uşağın da böyle bir imtihanı var Karadeniz'de o zaman. Aynen. Peki sizi de gelin şöyle bir alalım YouTuber arkadaşlarla birlikte. Evet, tabii. Sen de gel. Ali. Evet. YouTube kanalı yayında mısın? Bitir evet. Hadi bakalım. Evet Çankırı'da bizi. İyi günler. Ben beklerim. Tamam. Çankırı'da YouTuber arkadaşların kanalına da biz burada röportaj yaparken ortak yayın yapmış gibi olduk. Buradan hepinize sevgiler sunuyoruz. İttifak kurduk Çankırı. Evet, evet. Yani durum bu. Sen neler söyleyeceksin? Sen de burada öğrencisin. Aynı ya, bizim sorunlarımız hep aynı. Ulaşım. Peki yurttan memnun musunuz? Yurttan memnunuz. Yurtun tek sıkıntısı abi çok yukarıda yani. Çok uzay dik yani yokuşta. Siz şeyde mi bu 40 evlerdeki? Aynen yani. Aynen evet. Aslında oradan bir yaya yolu yapma fikri vardı sanırım. Bilmiyorum. Oldu mu? Bilmiyorum abi. Ya rektör beyin öyle bir hani o oradan bir yurdun yakınından bir böyle yaya yolu açalım düşüncesi vardı. Sanırım hayata geçmedi. Bilmiyorum abi. Ya çıkması bir dert zaten çok uzun sürüyor, inmesi bir dert. Zaten biz İnesi'ye 2-3 otobüs geçiyor aşağıda. Peki alıştınız mı Çankırı'ya? Alıştım ben zaten küçük şehirden geldiğim için. Sen de mi yanlışlıkla Çankaya diye düşünerek? Yok, bilerek geldim. Bilerek geldim. Yani. Anladım. Senin memleket neresi? Uşaklıyım ben. Uşaklısın tamam. Evet. Uşak sen? Gaziantep. Gaziantep. Evet burada gördüğünüz gibi Türkiye'nin her şehrinden öğrencilerimiz de var. Öğrencilerimiz de burada sıkıntılarını, dertlerini anlatıyorlar. Diyorlar ki bir, en önemli sorunumuz ulaşım. İki, bazı esnaflardan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Genel manada biz yaptığımız röportajda da buna benzer sıkıntılar dile getirildi. Biz onlara da bu düşüncelerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.